kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli kaymakamım, kurum amirlerimiz, Aksa Doğalgaz Genel Müdürüm ve Genel Müdür Yardımcım, belediye meclis üyelerimiz, çok kıymetli Durcasu mahalle sakinlerimiz, çok değerli kardeşlerim. Bugün gerçekten bizim için müstesna bir gün. Biraz önce Fethiye mahallemizde doğalgazın açılışını yaptık ve şimdi de Durcasu mahallemizdeyiz. Ve hakikaten heyecanla beklediğimiz, yıllardır beklediğimiz ve hizmetlerini tek tek sıralamaya başladığımız, almaya başladığımız yazanımız değişecek, dönüşecek, gelişecek ve arkamızdaki platformda ovaların parlayan yıldızı olacak. Tabii bunu yaparken Durcasu mahallemiz ilçe merkezimizden sonra en büyük nüfusa kalabalık olan bir mahallemiz. 1998'de belediye oldu ve belediye olduktan sonra 2014 yılında büyükşehir yasasıyla da mahalleye dönüştü. Biz göreve geldikten sonra Durcasu mahallemizle ilgili eksiklerimizi tespit ettik ve imar çalışmalarını başlattık. İmar çalışmalarından sonra da tabii bazı aksaklıkların olduğunu da gördük. Mera'nın olduğunu, hazinenin olduğunu, burada da ciddi bir çalışma yaptık. Hem Durcasu mahallemizde oturanlarla, kanat önderleriyle, kurumlarda çalışan kardeşlerimizle, meclis üyelerimizle, teşkilatımızla bizim Durcasu mahallemize 62 ailenin Mera'da kalan yerleri vardı. Bunları belki de bazen afaki söyleniyor ama bu bölgede tek bir proje. Kentsel dönüşüm adı altında toplulaştırmayı yaptık ve tapularını belediyemize aldık. Şimdi de vatandaşlarımıza tapularını veriyoruz. O alınan para da Durcasu'muza inşallah millet bahçesi olarak hizmetlerine sunulacak. Yani bunun da müjdesini buradan vermek istiyorum. Biz Durcasu tabii Cumhuriyet'in ilanından sonra Dirijan'ın Yama Dağları'nda yaşayan en büyük oymağı olan Birmik oymağı geliyor ve Tohma boyunda buraya yerleşiyor. Ve ondan sonra da tabii öbür bölümleriyle başka köylerimizde de var aynı şekilde. Biz Durcasu'da bugüne kadar hem siyasi olarak en büyük desteği aldık ve bu hizmetleri de tek tek getirmenin mutluluğunu hem yaşarken hem de Durcasu'yumuz bunu hak ediyor. Bu hizmetlerimiz tekrar sırasıyla da devam edecek diyorum. Ve burada eksik kalan doğalgaz genel müdürüm, nereye kayboldunuz? Sizi buraya istirham ediyorum, davet ediyorum. Bizim bakın burada Akoğlan mahallemiz var, Pirinçli mahallemiz var, Yıldırımlar mahallemiz var. Buralarda doğalgaz çalışmasını bir an önce başlatmamız lazım. Sayın genel müdürüm, bunun bir sözünü, bakın bu kalabalıkta, bu coşkuyla sizin bir ifadeniz gerekiyor. Buyurun. Şu anda Sürür 2024 programında kalan yerler programda. Bu demek oluyor ki 7 yılda bitireceğimiz lisans alanı içindeki ihaleye dahil olan lisans alanındaki yerler bitmiş oluyor, imarlı yerler. Başkanım, geri lisans alanı dışında kalan yerler içinde lisansa dahil olması lazım. Ondan sonra ancak O çalışmaları daha sonra beraber yaparız. Sayın Bölge Müdürüm, bakın şimdi topu taca atmayalım. Şimdi bakın ekranları başında bizi dinleyen milyonlarca insan var. Buranın nüfusunun en az 10 katı Durcasu insanımız dışarıda izliyor bizi. Şimdi burada hem Sürür'e hem Hamidiye'ye bakın Kömüşhan var, Yeniköy var, Tecirli var.
onları da sırasıyla hem imarını yaptıracağız hem de gazını vereceğiz. Biz size güveniyoruz. Biraz önce ben Dirijanlıyım dediniz, ben Yazanlıyım dediniz. Şimdi bunun sözünü burada almak istiyoruz. Bir de bakın, kış günü hepimiz üşüyoruz. Şurada ne yazıyor? Temiz hava, sıcak yuva. Herkes bunu bekliyor. Bunun müjdesini de sizden almak istiyoruz. Bu mahallelerimize aboneliği olan yerlerimize bir an önce gazı vermemiz lazım. Bunun sözünü lütfen. Zaten abone olan şeylere, dairelerimize, binalarımıza 10 gün içinde bitecek bunlar. Aboneliği kapatmıştık kış nedeniyle. Onu da onu açtık. Onun şeysini verdik zaten. Geliyorum arkadaşlara. Abone olan vatandaşlarımız abone olunca onlara da bunları bağlanacak. Yatırım devam ediyor. Durmuyor. 60 metreyle. Ben bu ücreti mal basıyorum. Ya kapanmıştı bütün Malatya da çünkü yatırım belirli bir sürü şeysi var, ihalesi var, malzeme durumu var. 2024'te açacaktık ama bunu sadece yazağında bozduk. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Yatırımlar 2024'te de durmadan devam ediyor. Teşekkür ederiz. Onları da halledeceğim. Ben burada doğalgaz genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Aksa'ya teşekkür ediyorum. Hızlı şekilde hakikaten doğalgazla ilgili, elektrikle ilgili gerek mahallelerimizde kapalı sistem kablolarla ilgili Hakan Kuş Bey de ciddi çalışmalar yapıyor. Ben burada ona da teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu doğal gazı şey yaparken özellikle bacılarımız, ablalarımız, kardeşlerimiz artık temiz hava hem külden, odundan ve tozdan, topraktan kurtulacaklar. Biz refah düzeyimizi bu çalışmalardan inşallah hep beraber yükseltmeye çalışacağız. Bu arada başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere EPEDEKA'ya, Enerji Bakanlığı'na, milletvekillerimize ve özellikle sahada olan bütün Yazanlı kardeşlerimize, Durcasullara bize vermiş oldukları güçle beraber sizlere tekrar Allah nasip ederse hizmet etmeye devam edeceğiz. Etmese de hep beraber yine aynı camiye olarak, kardeş olarak burada hep beraber yaşamımızı devam ettireceğiz. Her zaman belediye başkanı olarak hizmet etmek yok. Biz sıradan vatandaş olarak da hizmet etmeye amadeyiz. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Doğalgazın hem Malatya'mıza, ilçemize ve Durcasu mahallelerimizin tümüne Sayın Genel Müdürüm, biraz önce arkadaşlar söylediler, bütün mahallelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Bütün hazırını sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Belediye Başkanımıza çok